Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 2021 YDS sonbahar Arapça sorularını hemen sıcağı sıcağına çözelim istedik. Sınav genel itibariyle zor değildi. Tabii YDS biraz zorladı ama yani böyle ağam şağam olmazsa olmaz bir sınav olmamış. Bizim modern metin kitabını dinleyen arkadaşlar görecektir. Bizim değindiğimiz kelimeler, kavramlar, harficeller yani çok çok çıkmış. Okuduğumuz kutsal yeşil kitabın değerini bir kez daha anlamış olduk burada. Fazla uzatmadan hemen hızlı hızlı soru çözümlerine geçelim bir bakalım nasılmış. Evet. Yelce'ut tiflü. Çocuk sığınır. Yani o işi yapar. Yani şu Yelce'ut tiflü ifadesi bizim okuduğumuz modern metin kitabında belki 10 defa geçmiştir. Neye sığınır? Li ahdâsi daccetin gürültü çıkarmaya sığınır. Evi surahi bi savtin alin veyahut da yüksek sesle bağırmaya sığınır. Yani çocuk gürültü çıkarmaya ve bağırmaya sığınır ne demek? Yani o iş yapmayı gerekli kılar demek. Lece'e yelce'u dedik, mülteci dedik, sığınmak dedik. Niçin? Yani niçin bağırır, niçin gürültü çıkarır? Li nokta nokta. Bakın burada harficerini de verdik. Zorlanmayacaksın. Harficer aramayacaksın. Ya zaten vermiş adam. Hususan özellikle fi vücudil gurabai yabancıların bulunduğu yerde aynısı. Hani çocuk yabancıların yanında şöyle yapardı, onlara gitmezdi filan. Yani işlediğimiz konu. Ev esnaid tesevvuki veyahut da alışveriş esnasında çocuk bunu yapmak için bağırmaya ve gürültü çıkarmaya sığınır. Neymiş bakalım? Bir, li kabulin nakdi, eleştiriyi kabul etmek için. Kardeşim, edebiyatçıdan bahsetmiyoruz ki, ne eleştirisi? Mana uymuyor. B, li men'il kabuli, kabul etmemek için. Neyi kabul etmemek için? Yani yabancıların yanında veyahut da alışverişte neyi kabul etmediğini burada bize söylememiş ki. Olmaz. Li leftin nazari, dikkat çekmek için. Yani çocuk yabancıların yanında alışverişte dikkat çekmek için ne yapar? Yüksek sesle bağırır ve gürültü çıkarır. Var mı bir sıkıntı? Cuk diye oturuyor. Bu konuyu bile işlemiştik yani. Çocuk anne ve babasının veyahut da büyüklerin dikkatini çekmek için neler yapar? Onlardan bile bahsetmiştik. Bu şık uygun görünüyor. D'ye bakalım. Li inkasil ihtimami, ihtimamı eksiltmek için. Ne alaka? Yani bana bakma. Benimle ilgilenme. Bunun için mi çocuk ağlar? Tam tersi. El itmamil muameleti işini tamamlamak için. Ne işi? Yani burada bir herhangi bir işten bahsetmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar C şıkkı sırıtıyor. Çok kolay bir soru olmuş bence. İkiye bakalım. Yu'tebaru turasul hazariyul mimariyul mimari medeniyet mirası kabul edilir ve gayruhu ve diğer medeniyet mirasları kabul edilir. Ala ihtilafi envaihi farklı çeşitleri üzerine yani farklı çeşitleri olmakla beraber diyebiliriz buraya kabul edilir. Nokta nokta. Gördüğünüz gibi yu'teberu yani bilmiyorum kaç defa anlattık. Belki o kadar çok anlattık ki hem modern metinde hem geçmiş soru çözümlerinde. Ne dedik? İki tane meful alır. Birincisini naib-i fail olarak gösterir. İkincisini de normal meful olarak gösterir. Anlıyoruz ki bu boşluğa Yu'teberu'nun ikinci mef'ulü gelecek ve bu fahrinin muzafı olacak buraya. Onu anlıyoruz. Hepsi de ona uygun zaten. Burada kelimelerin manasını bilmek gerekiyor sadece. Nokta nokta fahrin, övünç nokta noktası kabul edilir. Kim için? Lil ümemi, milletler için. Ve'tizazeha, bu ve'tizazeha da bunun üzerine atıf. Yu'teberu'nun ikinci mef'ulü üzerine atıf. Onu yücelten şey kabul edilir milletleri. Daha ve delilen, aha burada çıkmış mef'ulü ortaya anlıyoruz bunu. Delil kabul edilir. Ne üzerine? Ala irakatiha ve asaletiha. Derin tarihinin bir işareti, bir delili ve köklü olmasının bir delili olarak kabul edilir. Şimdi burada anlıyoruz ki buraya olumlu bir şey getirmemiz gerekiyor değil mi? İ'tizaz, iraka, Asale. Bunların hepsi olumlu şey olduğu için buraya olumlu bir şey getireceğiz. Bakalım hemen. A. Me'va. Yani Me'va'yı bilmeyenimiz yoktur. Me'vahum cehennem. Onların varacağı yer. İsmi mekan. Son yani sonuç varacağı yer demek. Me'va fahrin. Övünç varacağı. Yani alakası yok. Ma'ber. Abara şeklinde bunu işlemiştik.
Abiru sebil demiştik hatta, yolcu yani gelip geçen. Ma'ber de mastar mimi kabul edersek geçmek, ismi mekan kabul edersek geçiş. Geçiş övüncü. Ya ne alaka? Bu da olmaz. Meba'at, burada ba'ate'yi biz çok işledik. Bel ba'atı ba'del mevt dedik hatta. Dirilmek dedik, kaynak dedik, kaynaklanmak dedik. Dolayısıyla bu kelimeyi işledik. Övünç kaynağı. Yani cuk diye oturuyor. Övünç kaynağı kabul edilir. Net bir şey demeden D'ye de bakalım. Mabet, mabet kabul edilir mi ya? Mabedi bilmeyenimiz yoktur değil mi? İbadet edilen yer. Olmaz, alakasız. Mes'a, istilahi manada kullanırsak mes'a biliyorsunuz sağ yapılan yer. Yani hacda, umrede o sağ yapılan yere mes'a deniyor. Yani koşulan yer. Mastar mimi kabul etsek çalışmak. Yani buraya oturtturamıyoruz. Olmuyor yani. Dolayısıyla doğru cevap C olmuş oluyor arkadaşlar. Yani çok zor değil. Bakalım üçüncü soruya. Kânet hunâke vardı. Bu hunâkeyi de 1 milyon defa işledik metinlerde. Ne vardı? Hareketun nokta nokta. Gördüğünüz gibi hareketun kelimesine bir sıfat arıyoruz. Dolayısıyla sıfat mevsufuna ne yapacaktı? Adet hususunda, cinsiyet hususunda uyacaktı. Bakıyoruz hepsi müennes, uyuyor. Buradan eleyemiyoruz. Adet hususunda da bir çelişki yok. Devamına bakalım. Nokta nokta hareketi varmış. Ne hususunda? Fil es'ari, fiyatlar hususunda. Neden? Li'ennel ittifaka, çünkü ittifak. Aha, ipucunun babası gelmiş arkadaşlar. Burada olumlu bir şeyden bahsettiği için, ittifaktan bahsettiği için buraya ittifak manasında bir şey getireceğiz. Çünkü bu boşluğun illetini vermiş bize. Çünkü ittifak demiş. Buraya olumsuz bir şey olsaydı çünkü ittifak der miydi? Demezdi. Çünkü ittifak ala tahfidil intaci, ürünleri azaltma üzerine yapılan ittifak. Nerede? Fi ictimai OPEC. OPEC toplantısında. Bu OPEC dünya bilmem ne petrol örgütü. Belki 3-5 defa çıkmıştır YDS'de. Neyse bu. Bunun için özel bir ders yapmak lazım. Birkaç soruda denk geldim yani buna. Bu OPEC toplantısında ürünlerin azaltılması hususundaki ittifak seyyü ettiği sebep olacak ila haftı imdadatin nifti, petrol kaynaklarında bir düşüşe sebep olacak. Şimdi bakalım şıklara. Tekarubiye zaten basit bir kelime. Karube, yakın olmak dedik. Tekarabe, tefaül babını naklettiğimizde iki kişi arasında yaklaşma. İki şeyin birbirine yaklaşması tekarub. Bir yaklaşma hareketi vardır fil es'ari, fiyatlar hususunda. Fiyatlar hususunda birbirine yaklaşma. Pek uyumlu gözükmüyor. B'ye bakalım. Tecahuliye, tecahile bilmemezlikten gelme demek. Bunu da gördük. Temaraza ifadesini zikrettiydik hatta. Hasta olmayıp hastaymış gibi yapmak demiştik. Fiyatlar hususunda bilmemezlik hareketi. Yani imkansız. Tenasukiye yine aynı şekilde, bunların tamamı zaten tefaül babı. İki veya daha çok şey arasındaki olaydan bahseder. Koordinasyon demek birbirine uyum içinde olmak demek yani. Fiyatlar hususunda bir koordinasyon hareketi vardı. Fiyatlar hususunda bir koordinenin olmasının ürünleri düşürmekle azalmasıyla ne alakası var? Çünkü ürünlerin azalması diyor, petrol kaynaklarının azalması diyor, fiyat koordinesi, pek bir alaka göremedim ben. D'ye bakalım. Tesaudiye, tırmandırma, yükseltme. Kardeşim, fiyatlar niye yükselir? Petrol ürünleri azalırsa, petrol kaynakları tükenirse fiyatlar ne olur? Yükselir. Modern metinde ne geçmişti? Sa'de ifadesi geçmişti. Yükseltmek, mas'at demiştik, asansör, yükselten alet. Bu da geçmişti. Yani en uyumlu şık bu gibi duruyor. E'ye bakalım. Tedahuliye, iç içe girme. Tedahul, iç içe girme demek. Hatta tedahulü Türkçe'de de kullanıyoruz. Fiyatların iç içe girmesi hareketi. Yani alakasız bir şey. Baktık, uyum olmaz. Tesaudiye olduğu için herhangi bir koordine olmaz. Zaten koordinenin ürünlerin düşmesiyle bir alakası yok. Yaklaşma da olmaz. Dolayısıyla tesaudiye, fiyatların arttırılması hususunda bir hareket varmış. Böyle bir karar çıkmış OPEC toplantısında. Evet, biraz mantıklı düşününce
bunlarla beraber yapılabilecek bir soru diye düşünüyorum. Dörde bakalım. İkteşefe ulemâul âthâri, tarihi eser bilimcileri keşfetti. Neyi keşfetmiş? Nokta nokta. Nerede keşfetmiş? Fî mukâta'ati Sichuan es-Sîniye. Çin, Sichuan bölgesinde tarihi eser bilim adamları keşfetmiş. Bu ben size söylemiş miydim? Evet, Chelsea'de söylemiştim. T ile Ş yan yana gelirse modern Arapçada Ç olur. Bu da dersimizde geçmişti arkadaşlar. Neyi keşfetmiş? Aha bir meful geldi. Kına'en zehebiyen. Altın bir maske keşfetmiş. Umruhu selâsetu âlâfi âmin. 3000 yaşında olan altın bir maske keşfetmişler. Şimdi bakalım buraya ne getireceğiz? Bir meful getireceğiz. Onu anladık. Zaten şıklarda da hepsi gördüğünüz gibi mansup gelmiş. A şıkkı teşâumen. Uğursuzluğu keşfetmiş. Alakası yok. Müca'aden veya meca'aden. Meca'at, müca'at kıvırcık demek. Yani ne alaka düşünüyorum. Bir alaka kuramıyorum. C şıkkı hadisen yeni. Oo, şimdi ikteşefe mefulun bih olarak iki tane almasını düşünüyordum ben de. Zor olur. Tarihi eser bilim adamları keşfetti. Ne zamanda hadisen yeni. Yeni keşfetti. Zaten keşif yeni olur. Aa, ipucunun alasını vermiş bize. D'ye bakalım. Mümezzikan veya mümezzekan. Mümezzekan veya mümezzikan parçalanmış, parçalayan. Ne alaka yani parçalayan bir maske, kıvırcık bir maske, uğursuz bir maske. Yani çok bağlantı kuramıyoruz. Zaten nasıl mana vereceğiz ki? Bilim adamları bir uğursuz parçalanmış buldu. Yani alakasız bir şey oluyor. Muttasılen bitişik keşfetti. Bitişik bir şey keşfetti. Yani hiç alakası yok. Dolayısıyla arkadaşlar kolay bir şık. Kolay bir soru. C şıkkı. Tarihi eser bilim adamları Çin'in Sichuan bölgesinde 3000 yaşında olan altın bir maskeyi yeni keşfetti. Yani güzel oldu. Beşinci soru. Nokta nokta. En nısfı sani minel karnil işrin. 20. asrın ikinci yarısı bir şey yapar. Fiil istiyor bizden. Hepsi fiili muzari, hepsi müzekker. Şeklen ayırt edebileceğimiz bir durum gözükmüyor. Yine kelime bilgisi. Ne yapıyormuş bu 20. asrın ikinci yarısı? Mekaneten barizeten, bariz bir konumu nokta noktaymış. Fit tarihil insaniyi, insanlık tarihinde. Neyiyle? Bi vasfihi zemene tahkikil mucizati, mucizeleri gerçekleştirme zamanı olması vasfıyla insanlık tarihinde bariz bir konuma nokta noktaymış. Bakalım ne oluyor? Yusilu ulaştırıyor. Yani ne alaka şimdi? Alaka kuramıyorum. 20. yüzyılın ikinci yarısı bir mekan mı ulaştırıyor? Olmaz. Yumkinu hiç olmaz. Yumkinu mekaneten berzeten. Mucizelerin gerçekleştiği bir zaman olması mümkündür. Yani yaşıyorsun kardeşim yani mümkün mü değil mi? Olmaz. Yefragu boş demek, boşluk demek. Yani bu 20. yüzyılın ikinci yarısı boştur. Alakası yok. İhtelle yehtellu. İhtilal dedik buna. İşgal etmek. Bir yer işgal etmek. Bu da geçmişti modern metinde. 20. yüzyılın ikinci yarısı bir yer işgal eder, teşkil eder. Oo, uyuyor. Yüessiru, essara yüessiru, fi ala birkaç harf icerle kullanılıyordu. Burada hiçbiri gelmemiş. Yani bir mekana mı etki ediyor? Olmaz. Bunu da eliyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Çünkü ihtelle mekan bir yer teşkil etmek demektir arkadaşlar. Evet, ilk derste 5 tane ile yetinelim. İkinci derste bu boşluk doldurmalarının tamamını bitirelim inşallah. Allah'a emanet olun.